Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Bakara suresi 142. ayet. Estaizu billah. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. İnsanlardan sefihleri, yani akılsızlar, ahmaklar, yakında ularning avval bo'lgan qiblalaridan ularni nima burib tashladi deb aytadilar. Ayting Muhammad, Allohnikidir mashriq va mag'rib. O'zi xohlaydigan kishilarni to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Suyutining tafsiri sayaqulu sufaha al-juhalu. Yaqinda, tezda, kech qolmasdan, ko'p o'tmasdan safihlar, al-juhal qarin, johillar, ilmsiz insonlar, aqlsiz insonlar, ahmoq insonlar aytadilarki: "Walidiyanu bisini ad-dallati ala al-istiqbal min al-ikhbari bil-ghaibi." Sayaqul da sin kelyapti mana. Istiqbolga davlat qiladigan sinni olib kelishlik. Alloh taolo kelajakka va yaqin kelajakka dalolat qiladigan, yaqin kelajakni bildiradigan sinni olib kelyapti. Bu g'aybdan xabar berishlikdir. Ya'ni yaqinda bo'ladigan g'aybiy narsadan xabar beryapti. Ya'ni Suyuti nima demoqchi? Bu oyat nozil bo'ldi, keyin kofirlar har xil e'tirozlarni qildi demoqchi. Ba'zi mufassirlar aytadiki, ular e'tiroz qildi, keyin bu oyat nozil bo'ldi deydi. Minan nasi insonlardan. Al-yahudi val mushrikin. Bu insonlar kim? Yahudlar va mushriklar. Ma wallahum nima ularni burdi? Ayyu shay'in sarafa النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni ve müminlerini qaysi narsa burdi? An qiblatihim allati kanu alayha. Ularning avval bo'lgan qiblalaridan. Ya'ni avval qarab namoz o'qiyib turgan, oldin qiblasi bo'lgan qiblasidan nima burib tashladi? Ala istiqbaliha fi salati. Ya'ni namozda shu qiblaga yuzlanishardi. Vahiya Baytul Maqdis. Avvalgi qibla Baytul Maqdisdir, Baytul Muqaddas, Falastindagi. Qul ayti Muhammad alayhisalom lillahil mashriq wal maghrib. Allohnikidir mashriq va maghrib. Ay al jihatu kulluha. Ya'ni taraflarning hammasi Allohnikidir. Hamma taraf, hamma tomonlar Allohnikidir. Fa ya'muru bit-tawajjuhi ila ayyi jihatin sha'a. Alloh taolo o'zi xohlagan tarafiga yuzlanishlikka amr qilaveradi. La i'tirada alayhi. Unga hech qanday e'tiroz yo'q. Hech kim e'tiroz qila olmaydi. Yahdi man yasha'u hidayatahu. Hidoyatini xohlaydigan kishilarni hidoyat qiladi ila siratin. Ya'ni tariqi mustaqim, to'g'ri yo'lga, dinil islom, ya'ni islom diniga. Ay va minhum antum dalla ala hadza. Ya'ni Alloh taoloning hidoyat qilgan kishilaridandir sizlar. Ya'ni sizlar shu hidoyat qilingan kishidansizlar. Alloh taolo sizlarni mana islom diniga hidoyat qildi. Kengroq tafsir qiladigan bo'lsak, Qur'on
o'zining yana bir mo'jizasini ko'rsatyapti. Hozir bu yerda mana ikkita tafsir bo'lyapti. Birinchi tafsir shuki, hali qiblani masalasi o'zgargani yo'q edi. Payg'ambarimiz alayhissalom va sahobalar Baytul Muqaddasga namoz o'qib turgan holatda edi. Ya'ni Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qib turgan holatda edi. Qibla Baytul Muqaddas edi. Hali Ka'baga burilganlari yo'q edi. Hech kim aqliga kelmagan holatda Alloh taolo shu oyatlarni nozil qildi. Yaqinda insonlarning aqlsizlari mana bu e'tirozlarni qilishadi. Qur'on albatta boshdan oxirigacha mo'jiza, Allohning eng katta mo'jizasi. Lekin bu mo'jizaning ichida minglarcha, yuz minglarcha, millionlarcha mustaqil mo'jizalar bor. Ertaga nima bo'lishligini hech kim bilmaydi. Alloh taolo oldindan xabar beryapti, qarang. Yaqinda ko'pga bormasdan, hali cho'zilmasdan, ko'p vaqt o'tmasdan yaqinda aytadilar. Kim aytadi? Safihlar, aqlsiz. Va Alloh taolo qanday aytgan bo'lsa shunday bo'ldi ham. Bu Qur'onni mana mo'jizaligini, haqligini ko'rsatyapti. Payg'ambarimiz alayhissalom va o'kishiga erishganlarning haqligini ko'rsatyapti. Yana shu tafsirga ko'ra bu oyatning avvaldan nozil bo'lishligini bir necha hikmatlari bor. Birinchidan Qur'onning haqligini ko'rsatishlik. Insonlar Qur'onning haqligini ko'rsin. Ikkinchidan islom ahlini tarbiya qilishlik. Bir daraja to'g'ridan to'g'ri qiblani masalasi o'zgarib ketsa, balki mu'minlar bundan masalan yomon ta'sirlanib qolishi mumkin. Ba'zilar albatta hammasi emas. Kutilmagan bir hodisa bo'lishligi mumkin. Yoki ular taslim bo'lgan taqdirda ham din dushmanlarining, kofirlarning e'tirozlaridan ta'sirlanib qolishlari mumkin. Lekin Alloh taolo qiblani masalasi o'zgarishdan oldin bir katta bir buyruq, islom dinida nihoyatda katta bir o'zgarish bo'lishdan oldin xabar berib qo'yishligi bilan insonlarni tarbiya qilyapti. Yaqinda katta bir hodisa bo'ladi, tayyor bo'lib turinglar. Ham o'zlaringiz iymonan tayyor bo'linglar, ham dushmanlarning muqobilida ularni rad qilishlik uchun, ular bilan kurashishlik uchun tayyor bo'linglar degan bir hikmati ham bor. Agar biz bu oyat qiblani masalasi o'zgargandan keyin bo'lgan desek, nozil bo'lgan desek, chunki ikkita tafsir bor-da. Ba'zi mufassirlar aytadiki, qiblani masalasi o'zgardi, keyin bu oyat nozil bo'ldi, deydi. Unda oyat ma'nosi qanday bo'ladi? Alloh taolo o'zining hukmini nozil qiladi, xohlagan hukmini chiqaradi, xohlagan buyrug'ini beradi-yu, lekin insonlarning aqlsizlar, ahmoqlari bir pasda e'tiroz qilishadi degan ma'noda. To'g'ri, Alloh taolo mana juda katta masalani o'zgartirdi. Butun mu'minlar Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qiyap turdi, endi Ka'baga qarab namoz o'qiydigan bo'ldi. Bu juda katta o'zgarish. Lekin nimaga insonlar e'tiroz qilyapti? Nima haqqi bor e'tiroz qilishlikka? Biz shuni qildik, endi yaqinda bir pasda bular shunday gaplarni chiqarishyapti, fitnalarni qilishyapti deb Alloh taolo ularni kimligidan xabar beryapti. Ularda safihligi, ahmoqligi, johilligi, aqlsizligidan xabar beryapti. Lekin oyatlarning siyohiga qarasangiz, oldin bu oyat nozil bo'lib, keyin qibla masalasi o'zgarganligi, tatbiqiy buyruq keyin kelganligi tafsiri ko'proq, ya'ni zohir bo'ladi. Alloh taolo qilin, sizni bizni ham tarbiya qildi. Bundan oldin qiblani masalasi kelgani yo'q. Lekin nosih mansuhni masalasini aytib bizni tayyorlab qo'ydi. To'g'rimi? O'tgan sahifalarda ma'nan sah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw misliha. Biz birorta oyatni mansuh qilsak yoki uni unuttirsak, undan yaxshisini olib kelamiz yoki unga o'xshaganini olib kelamiz. Dedi Alloh taolo. Qarang, bizni ham tarbiya qildi. Nosih mansuhni masalasini tushuntirib, endi mana misollar keltiryapti, qarang.
Kur'an'ın mükemmelliğine karayın. Hiç ne sende Kur'an bir denege taşamaydı. Sizi tereddütge koyadigen, hayretge koyadigen halette, kütülmege halette sizge ilim takdim kımaydı. En mükemmel şekilde terbiye kılıp boradı. Şimdi Allah'a itiraz kıyan, İslam'a itiraz kıyanlarına Allah-u Teala sufaha deyipti. Sefihler, akılsız insanlar, ahmak insanlar deyipti. Bu malumdur. Yukarıda Bakara'nın başında Allah-u Teala münafıklarda etti. Onlar uzlarını cüde akıllıydı bilişedi. İslam ahlini ahmak, cahil, ilimsiz, akıllı zayıf dedi. Lekin ulayke humus sufaha. O şeyler uzları akılsızlar dedi. Kur'an-ı hadiske hılaf kıyan bütün insanlar akılsız ve akıl zayıf, ahmak insanlardır. Siz bu hakikatte etken vaktinizde onlar dünyada sizden hafa buluşu mümkün. Demek ki sizler Kur'an-ı hadisinden şugullanma alıp, Kur'an-ı hadisinden şugullanmayanlardı ahmak diyepsiler. Demek ki uzları zindi Kur'an-ı hadiske biraz amel kılıp, amel kımayanlarını ah kafir bulsun, kafir bulmasın, ahmak diyepsiler. Dese, biz etemiz ki sen bu dünyada kabul kıyın kime yaptı mı? O zin bilesen, yolun açık, hala gen tarafine git. Ama kıyamet günü de uzlariz itiraf kılasılar bunu. Ahmak, cahil ve akılsız insan ikenliklerinizi itiraf kılasılar. Bana Tebarak suresinde kiledi ki لَوْ كُنَّ نَعْقِلُوا اَوْ نَسْمَعْ. Eğer biz aklımızı işletkenimizde ya ki kulak sakenimizdeydi مَا كُنَّ biz cehennem ashablarından bulmasıdık deyişebdik ki uzları. يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابَ deyişebdik ki kanidi turpa bugenimiz dedi, hayvan bugenimiz dedi deyişebdik ki kıyamet günü de. Demek Allah-u Teala'nın ahmak diyen, cahil diyen, akılsız diyen insanlardan bu kumaslığımız için Kur'an-ı Hadis'e itiraz kımasından mahkem işleştiğimiz gerek. Kur'an-ı Hadis ne medese şu buluşluk gerek. Ve bunlar insanlardaki içindeki safihler kim eken? Ahmaklar. Bunlar Yahudiler, İslam'a itiraz kıyan. Yani en kette fitneni Yahudiler kıldı. Çünkü onlar ahli kitap ki o. Onlardan insanlar köp tahsillendi. Ve bir yerdeki ahmaklardan murat müşrikler. Mekke müşrikler ve başka müşrikler. Üçüncüsü münafıklar. Uzunu Müslüman görsetip, sahabelerde içi de yürüp, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın arkasında namaz okup, cihatken birige çıkken, cihat meydanlarda Peygamberimizden birige bugün o. Lekin aslida daim İslam'a zarar verişleri için fırsat payla büyürgen kişiler, münafıklarındır. Hani düşmanlarımız iki, üç kıl böyle yaptı. Açık. Yani dinden mutlaka begene bürgen müşrikler, ikincisi ahli kitaplar, üçüncüsü içimizde Müslüman bende bürgen münafıklar. Bunlar hemese akılsızdır bunlar. Bu sahabeler ve Muhammed aldın, amel kıp kegen, yüzlenip kegen kıblesten onlarda nime özgertir vardı. Nime bir vardı. Nime geburlip geçti bunlar. Bunu tayyide gap köp. Allah-u Teala onların itirazını asıl manasını zikir kılı yaptı bizge. Ötken derslerde etkenimdik bu şey nasıh mensuhtu meselesinde zikir kıganımızdik. Onlar açtı ki bu İslam hak bu senime gehadip hükümü özger uğradı. Özgermesin. Kur'an eğer Allah'ın kelamı bilsa, neme gel bir gün karese Beytül Mukaddes ki akarab namaz okuyla diyetti, bir gün karese Kabe ki akarab namaz okuyla diyetti. Eğer Muhammed hak bilsa, neme için bir yaptı, yapırma yaptı. Ve neme buldu, neme sebebi var. Dip itiraz kılışı yaptı. Ular bu itirazı bilen hem Allah'a, hem Peygamber'e, hem Kur'an'a, hem İslam'a tane kılışı yaptı. Zarar bir mahçı. Kafirlerinin adeti şundey. Ular İslam'ın bütün hükümleri itiraz kılırdı. Min yapsuzlar bulsun ki hazır Müslümanlarımızı köpçülüğü kafirlerden tahsillenip kafirlerine hoşlanıp İslam'a itiraz kılırdı.
Allah Teala ularning e'tirozini javobiga mana bu javobni o'rgatyapti. Qul ayti Muhammad. Ey Muhammad alayhisalom bu dushmanlarga aytgin. Lillahil mashriq wal maghrib. Mashriq va maghrib Allohga xosdir. Quyoshning chiqadigan tarafi ham, botadigan tarafi ham Allohga xosdir. Mashriq va mag'rib deshlik bilan ikkita tafsiri bor buni. Biri yana aslida 3 ta tafsir. Biri zohiriy tafsirki, quyosh chiqadigan taraf va botadigan taraflar Allohnikidir. Ikkinchisi, ya'ni hamma taraflar degan ma'noda. Uchinchisi bu qibla degan ma'noda. Chunki nasroniylarning qiblasi mashriq. Ular quyosh chiqadigan tarafga qarab ibodat qilishadi. Endi Alloh taolo aytayaptiki, meniki deyapti, mashriqa, mag'riba meniki, butun taraflar meniki. Xohlagan tarafimga namoz o'qishlikka buyuraman deyapti. Haqiqatan ham Alloh taolo bizni Robbimiz, Xoliqimiz, Molikimiz bo'lgandan keyin xohlagan buyrug'ini qiladi. Agar Alloh taolo xohlasa, har kuni qiblani o'zgartirishlikka buyurib qo'yardi. Agar Alloh taolo xohlasa, masalan, kuniga 5 vaqt namozimiz bo'lsa, shuni ikkitasini Baytul Muqaddasga, uchtasini Ka'baga buyurib qo'yardi. Kim e'tiroz qiladi unga? Kim qarshi chiqadi? Alloh aytayaptiki, e'tiroz qilmanglar deyapsizlar. Nimaga Allohga e'tiroz qilyapsizlar? Yuqoridagi munozaralarda o'tganda biz yahudlarda darro mana eng nozik yerdan o'shayapmizki, sizlar bu e'tirozdan faqatgina Muhammad alayhisalomga, islomga va islom ahliga emas, Allohga e'tiroz qilyapsizlar. Butun taraflar Allohniki-ku. Alloh taolo bizga qaysi tarafga qarab ibodat qilishga buyursa, biz itoat qilaveramiz, itoat qilishdan boshqa choramiz yo'q, haqqimiz yo'q e'tiroz qilishlikka. Sizlar Allohga e'tiroz qilyapsizlar. Mashriq va mag'rib Allohnikiligini qabul qilmaysizlarmi siz? Qabul qilishadi. To'g'ri Allohniki deydi. Ha, tamomda. Allohniki bo'lgandan keyin xohlagan tarafga burilishlikka buyuradi Alloh taolo. Hech kim e'tiroz qila olmaydi. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Endi sizlar agar buni qabul qilgilaringiz kelmayapti degan bo'lsa, bu oson buni masalasi. Buni masalasi shuki, Alloh taolo o'zi xohlaydigan kishilarini to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Sizlarni hidoyat qilishni xohlamayapti ekan. Shuning uchun sizlar bu hidoyatdan mahrum bo'ldilaringiz. Lekin Alloh taolo bizni xohlabdi ekan. Shuning uchun biz qabul qildik buni. Masala qiblani o'zgarganligi emas. Masala shu qiblani qabul qilishlik qilmaslik masalasi. Sizlar qabul qilmadilaringiz, hidoyatdan mahrum bo'ldilaringiz. Biz qabul qildik, hidoyatga keldik. Alloh taolo bizni hidoyat qildi. Mana qaysi bet bilan tortishasizlar biz bilan? Qaysi bet bilan biz bilan munozara qilasizlar? Sizlar ham Allohga isyon qilasizlar, ham e'tiroz qilasizlar. Biz Allohga itoat qilyapmiz va sizlarni ham Allohning itoatiga chaqiryapmiz. To'g'ri yo'lga Alloh taolo o'zini xohlagan qullarini hidoyat qiladi. Allohning o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilishlik masalasida ham ikkita tafsir bor bu yerda. Birinchisi shu masalaga xos masala, qibla masalasida. Ikkinchisi esa umumiy. Hidoyat Allohning qo'lidadir. Alloh kimni xohlasa shuni hidoyat qiladi. Allohdan boshqa hech kim hidoyat qila olmaydi. Hidoyat qilishlik Allohning sifatidir. Payg'ambarlar, avliyolar haq yo'lni ko'rsatadi xolos. Da'vat qiladi xolos. Lekin hech kimga hidoyat bera olmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, o'tgan ummatlarda ham Alloh taolo Ka'baga buyurgan edi. Ya'ni Ka'baga qarab namoz o'qishlikka Alloh taolo o'tgan ummatlarda ham buyurgan. Butun ummatlar Ka'baga qarab namoz o'qishlikka buyurganlar. Ammo ular tark qilishdi bu ne'matni. Isyon qilishdi bu ne'matdan mahrum bo'lishdi. Lekin islom ummati esa sami'na va ato'na dedi. Eshitdik va itoat qildik dedi.
bu nimetten bahraman buluştu, müşarraf buluştu. Şimdi size aklınıza soru gelişi mümkün. Kendi kılıp, hakikaten hem Yahudiler, Nasraniler arasında Kabe'ye karab namazı okuş gerek mi ki? Siz, bana Allah'a deyipti ki, ve yehdi men yaşa ila sirat-i müstakim. Yine bir de delilimiz yukarıda İbrahim Aleyhisselam meselesi de geldi. Ne deyildi? Kabe'nin meselesi de. Tahira beytiye li taifine vel akifine vel rükka'i sucudu. Benim beytimini, beytullahını pakileyseler, hani etikaf kıladiganlar için, tavaf kıladiganlar için ve rükû secde kıladiganlar için. Şimdi beytullah kekili rükû secde kılayıp durganlar, beytullah'tan başka taraf kekarıp rükû secde kıladılar. Beytullah kekarıp namaz okuyan. Demek İbrahim Aleyhisselam beytullah kekarıp namaz okuyanlar. Şimdi Yahudi ve Nasraniler biz o kişini yol edemiz, o kişini millet edemiz diyenden ki, demek ki ularım Beytullah'a karab namaz okusun. Demek bana bütün peygamberlerinin kıblesi Kabe buyan, Beytullah buyan. Bir yüzü 43. ayet. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Ve şimdi yıkılıp biz sizlerini insanlara güvahlar buluşlarız için ve Resul sizlerine güvah buluştuk için orta ümmet kıldık. Ve biz iki tavanıya, yani iki tavanıya, yani arkasiga burilib ketadiganlarning ichidan rasulga ergashadigan kishilarni bilib olishligimizdan boshqa narsa uchun seni avval bo'lgan qiblayni qilmadik. Va albatta bu qiblaning masalasi juda kattadir. Juda katta bo'ldi. Juda og'ir bo'ldi. Lekin Allah hidayet kıyan kişiler müstesna. Ularga ağır mesket demez. Ve Allah sizlerinin imaninizini zayi kıladigan bunadı. Bekarga çıkaradigan bunadı. Elbette Allah insanlarga rauftur, şefkatlidir, rahim, mihribandır. Suyuti'nin tafsirleri ve kezalike kema hedaynakum ileyhi. Şunday kılıp, yani ana şundayk, yani sizlerine unga hidayet kıyanımızdık, ceannakum ya ummete Muhammedin, ey Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, ümmeten vasatan sizlerine orta ümmet kıldık. Hıyaren, udulen, yakşı, adaletli ümmet kıldık. Litekunu şuhada'a alen nasi yevmel kıyame. Kıyamet günü de insanlara güvahlar buluşlarız için. Anna rusulahum ballagathum, yani ötken ümmetlerge ularının rasulları, peygamberleri bütün hakikati yetkizgenliğine güvah buluşlarız için. Ve yakunar rasulu aleykum şehide, ve rasul sizlerge güvah buluşluğu için ennehu ballagakum, yani rasulullah sizlerge yetkizgenliği doğrusu da. Ve ma cealne sayyarnel kiblete leke el ane, hazır senge bu kıblanı biz kılmadık, yani eğlendirmedik. El cihete alleti kunte aleyha, yani sen avval bugün tarafını avvalen avval. Vahiyel Kabe tu Kabe'ydi. Ve kene sallallahu
sallallahu aleyhi ve sellem yusalli ileyha. Peygamberimiz aleyhisselam avvalları Kabe'ye karab namaz okurdular Mekke'de. Felemme hacera, hicret kıyırları da umira bi istiqbali Beytil Makdis. Beytul Mukaddes'e karab namaz okuşluğu emir kılındılar. Teallufen il Yahudi. Yahudlardan bir ülfet hasıl busundu. Yahudlardan biz tarafki İslam'a, Muhammed Aleyhisselam'a bir muayirlik ve yakınlik busundu. Fasalla ileyhi siddete av sema'te aşura şehren. Peygamberimiz Aleyhisselam Beytul Mukaddes'e karab 16 ya ki 17 ay namaz okudu. Thumme huvvile kiin aylantırıldı. Yani kıble uzgartırıldı. Kiin Beytul Mukaddes'ten Kabe'ye aylantırıldılar. Bunlarda ne için kıldık? İlla lina'leme. Fakat bilişlik için kıldık. Bilişlikimiz için. İlme zuhurin. Yani zuhur ilmi bilen. Hazır bir de Suyuti menayeti yaptılar ki Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'deliği de Kabe'ye karab namaz okurdu. Medine'ye kigenden ki hüküm özgürlüğü de Beytül Mukaddes'e karab namaz okuyduken buldu. Kiyin yine hüküm özgürlüğü durup Kabe'ye karab namaz okuyduken buldular. Yani bu mesele iki metri özgürlüğü yaptırken bunu yaptı. Bu yerde bir neçe tafsirler var. Bazıları dedi ki, yok Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'deyim, Beytül Mukaddes'e ihram namazı okurdular. Cumhurun kavli şu. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'delikleri de iki rükünün ortasında namaz okurdular. Yani rükünü yamanı bilen Hacer-i Lesvet'in burçakının ortasında namaz okurdular. Şunda o kişi hem Kabe'ye yüzlengen hem Beytül Mukaddes'e yüzlengen bulardılar. Kabe'nin şunca tarafı da turardılar ki hem Kabe'ye hem Beytül Mukaddes'e doğru buladığı taraftan namaz okurdular. Şimdi bundan Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'deliğinde fakat yine Kabe'ye karab namaz okurdu. Beytül Mukaddes'e itibarı yamazsa da diyen gep gep çıkmıyordu. Ama Suyutiyet yaptı ki yok şu gep çıkışı mümkün diye yaptı. Peygamberimiz yani Mekke'de fakat yine Kabe'ye karab namaz okurdu. Bazen şu Rükn-i Yamani'de namaz okurdular. O yani Beytül Mukaddes'te raya kılıçlı güçünmez diye yaptı. Medine'ye ki gendenkin şu ahli kitaplar İslam'a yakınlaşsındır. Beytül Mukaddes'e karab okuşke buyurdu. Kiin yine özgürdü Kabe'ye kaydı yine hüküm diye yaptılar. İki de tafsirden bir tanesi bu. İnna Allah Teala derdi ki Resulullah'a ergeş edigen men yettebi'ur rasule Resulullah'a ergeş edigenini bilişliğimiz için de yaptı. Bilişlik demedi yani. Devru mutezileler iyiler adeşken taif etmesin ki mene bizi Kur'an'dan delilimiz. Demek ki Allah Teala ertegenime buluşunu bilmesek yani deyişeni. Hani? Bu adashgan toifalar dedi ki Alloh taolo ertaga nima bo'lishini bilmaydi. Xususan juziy masalalarda. Bo'lgandan keyin biladi. Mana bu yerda payg'ambarga ergashadiganlarni bilishligimiz uchun deyapti. Deganlari uchun Imom Suyuti ularni rad qilib, ilmi zuhuri deyapti. Alloh biladi, lekin zohir qilishlik ilmi bu. Ko'rsatib qo'yishlik. O'zlari bilib olsin. O'zlariga bildirib qo'yishlik. Butun koinot bilib olsin. Alloh taolo o'zi bilsa-da boshqalarga bildirmasa, hayron bo'lishi mumkin boshqalar. Mana masalan bir yosh chaqaloq tug'ildi. 5 oyligida vafot qildi. Doim shu masalada ixtilof bo'lgan, hozir ham shu masalada ixtilof bo'lyapti. Ba'zi dalillar ko'rsatadiki, shu chaqaloq jahannamga ketishi mumkin. Unga e'tiroz qiladi keyin din dushmanlari. Bu chaqaloq gunoh qilmagan bo'lsa nimaga jahannamga ketadi? Islom aytadiki, ba'zan bo'lishi mumkin. Biz hammasini aytmaymiz, ba'zilari jahannamga ketishi mumkin. Nimaga? Chunki Alloh biladiki, juda yaxshi biladi, mabodo shu yashaganda, balki gunohkor bo'lardi, mushrik bo'lardi, kofir bo'lardi.
Şunun için Allah Teala onu cehennemge taşıydı. Bunu Allah bilen, lakin biz ye bildirmedi. Yani biz ye bildirmegeni için biz hayran biliyoruz. Kendi kılıp yaş böyle cehenneme giderdi. Masum bu sarı günah kıma gel bu sarı gülüp. Allah Teala bana zuhur ilmi için, zahar kılıçdığı için, bildirip kılıçdığı için, görünsün de kılıyordu bunlar sana. Kimi ki kim Resulü geri yaşadı, feysaddikuhu, onu tasdik kıladı. Mimmen yenqalibu ala akibeyhi. Akibun degeni, tavan degeni. Ayağızı arka tarafı. Yani arkasıya degen manada. Arkasıya bürlüp getirdiğinlerde içinden Resulü geri yaşadığınlarda bilip alıp dedi. Eğer ci'ilel kufri, yani küfürye kayıt getirdiğin, arkasıya bürülüşten maksat küfürde diyelim. Şekken fid dini, yani dinde şakligen halette ve zannen enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fi hayretin min emrihi. Mesela Peygamberimiz aleyhisselam doğrusu da o kişi uzun dini de uzun işlerde, büyürüklerde hayret diyken de hayran kaptıken de bir gün yakka kara, bir gün bir yakka kara namazı kıyaptı. Demek bu Peygamber ne doğru iken de edip güman kıyken halette, dinge şak kıyken halette küfürye kayıt kıyken dünyalarda içinden Resulü'ye ilgeçe dünyalarda böyle barıştığımız için diye. İnsanlar diyor ki böyle yaptı Allah Teala. Biz kıblen meselesini şunun için özgürtirdik ki bilvalelik. Kim istikamet kıladı, devam etedi, kim kayıt kıladı, şunları bilvalelik. Fakat irtedde li zelike cemaatun. Ve şunu sebebinden hakikattenen bir cemaat, yani bir neşte adamlar mürted buldu. Hani? Müslümanımız gibi yürgenler mürted buldu bazıları. Ve in muhaffefetu mine sakilati. Ve in kenetle kebiratendeki in sakileden tahfif kılıngandır. Ağırdan yengilleştirilgandır. Yani inne bu yazmada. İnne. Bazılar inni nafi kılıçudur. Ma manası dokuydu. Ma kanat leke bir atandı. Bu katta mesidir. Lekin hidayat kıyanlarına kattadır. Bu kaladığında. Manası tezgahı kaladı. Lekin bu in ma degan ma'noda emas, nafi qila degan ma'noda emas. Balki saqiladan yengillashtirilgan inna bo'lishlik kerak. Buning ismi qani desiz? Va ismuha mahzufun. Ismi hazf qilingan. Ay va innaha kanat ay at-tawliyatu. Albatta u deyapti. U da maqsad tavliya, burishlik. Baytul Muqaddasdan Ka'baga burilishlik. Mana shu lakabiratan katta bo'ldi. Shaqqatan alal nas insonlarga og'ir bo'ldi. Illa alal lazina hadallohi min ahadallohu minhum. Lekin insonlar ichidan Alloh taolo hidoyat qilgan kishilarga og'ir emas. Wa ma kana Allohu li yudhi'a imanakum. Alloh taolo ularning iymonini zoya qiladigan bo'lmadi. Ay salatakum. Ya'ni sizlarning iymonlaringizni zoya qiladigan bo'lmadi. Ay salatakum ila baytil maqdis. Baytul Muqaddasiye qarab o'qigan namozlaringizni zoya qiladigan bo'lmadi. Bal yusibukum alayhi. Balki Alloh taolo shu amallaringizga ham savob beradi. Lianna sababa nuzuliha as-suwalu amman mata qabla at-tahwili. Endi bu oyatning nozil bo'lishligining sababi qibla o'zgarishdan oldin o'tgan kishilar to'g'risida bo'lgan savol bo'ldi. Kıble özgürlükten aldın, yani Kabe'ye özgürlükten aldın, bazı sahabeler şehit buludu, bazıları vafat kıludu. Din düşmanları, kafirler, münafıklar şunu hem dalil kıldı. Şimdi ular ne buldu? Soruştu ki, bana ağzı Kabe'ye kadar namazı okuyorlar. Bir insan, Beytül Mukaddes'e kadar namazı okusa, ne oldu namazı? Siz kabul bu muydu? Kabul bu mesela, aldın ki biraderleriniz ne buldu Beytül Mukaddes'e kadar namazı okuyan? Yani onlar iki kabul bu yaptı da. Dişiyordu Allah Teala yaptı ki yok Allah Teala sizlerde imanlarınızı zayıfı mıydı? Sahaplarınızı verirdi. Onlardakini verirken. İnna Allah'a bin nasiyel mu'minin elbette Allah Teala mu'min insanlarına lera'ufun rahimun mehribandır, şefkatlidir. Fi adami ida'ati a'malihim yani amellerini zayıfı meslikte, bekarga çıkarmaslikte mehribandır. Ve ra'fetu şiddetu rahmeti ra'fet yani şefkat digeni nihoyatda qattiq marhamat degani. Va qaddama al-ablagha lil fasilati.
yani hem yetukroq, yani hem balog'atliroq, yani hem yani yani hem bir büyük rohini muqaddam qildi fasila uchun. Ajrashlik uchun. Kengroq tafsir qilamiz. Alloh taolo mana shunday mana shunga o'xshab deyapti, qarang. Kazalika shunga o'xshab sizlarni o'rta ummat qildik deyapti. Ja'annakum ummatan wasat. Endi ishora nimaga? Nima qasd qilinyapti? Suyutat deyaptilarki, hidoyat qilganimizdek. Sizlarni qiblaga hidoyat qilganimizdek. Ya'ni sizlarni shu qiblaga hidoyat qildik-ku, qabul qildilaringiz. Aynan shunga o'xshab sizlarni o'rta ummat qildik. Haqiqatan ikkalasini o'rtasida juda katta bog'liqlik bor, aloqa bor. Bu ummat payg'ambarimiz alayhissalomning ummati qibla masalasini qabul qilishligi bilan o'rta ummat bo'ldi. Ya'ni yaxshi ummat bo'ldi. Mukammal ummat bo'ldi. Eng adolatli ummat bo'ldi. Eng fazilatli ummat bo'ldi. Bu endi xususiy tafsir qilganimizda, umumiy qilib biz sizlarga qanday buyruqni berganimizda, sizlar har qanday holatda sami'na va ato'na dedilaringiz. Har qanday holatda itoat qildilaringiz. Aynan shunday qilib biz sizlarni yaxshi ummat qildik. Itoat qilganlaringiz uchun, yahud nasroniylarga o'xshab isyon qilmaganlaringiz uchun, bunday bo'lmaganlaringiz uchun biz sizlarni o'rta ummat qildik. Ya'ni o'rta va vasot degani eng afzal degan ma'noda. Chunki bilasizlarki, xayrul umuri avsatuha. Payg'ambarimiz alayhisolam aytadilar, ishlarning eng yaxshisi o'rtachasi deydilar. Masalan, bir meva bor, 3 xil holatda. Biri xom, ikkinchisi pishgan, uchinchisi pishgandan o'tib ketgan. Qaysinisi yaxshi? O'rtasi yaxshi. Quvvatda yosh bola, yigit, chol. Qaysinisi yaxshi? Yigit. Har bir narsani o'rtasi yaxshi. O'rta ummat deyaptimi? Endi yaxshi ummat degan. To'g'ri yo'ldan ketgan, o'rta yo'ldan, siroti mustaqimdan ketgan eng afzal ummat. Qarang, qiblani masalasini biz qabul qilishligimizdan eng afzal ummatga aylandik. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisalom hadislarda aytadilarki, yahudiylar bizga qiblani masalasida hasad qilganchalik hasad qilishmaydi. Eng qattiq hasad qilgan narsalari qibla masalasi. Biz Ka'baga burilganimizga, Ka'baga qarab namoz o'qiganimizga nihoyatda hasad qiladi, chidalmaydi. Butun kofirlar shunday. Nimaga? Chunki ular biladiki, ularni ham Alloh taolo Ka'baga qarab namoz o'qishga buyurdi, ammo ular tark qildi ular. Baddah bo'lishdi. Mal'un bo'ldi, shaytonga o'xshadi. Shaytonni Alloh taolo sajdaga buyurdi, sajda qilmadi. Odam sajda qildi. Odam najot topdi, Allohning do'stiga aylandi, shayton dushmanga aylandi. Endi hasad qilib, ha deb odamni buzaman deb yuribdi u. Yahud nasroniylar, butun kofirlar shunday. Islom ahli Allohga itoat qilib, mana afzal insonlar bo'lib ketdi, qiblani qabul qilishdi. Ular esa isyon qilib, badbaxt bo'ldi. Shuning uchun qattiq hasad qilishadi. Yuqoridagi oyatlarda haligi shanba kuniga ibodat masalasida juma masalasini aytgan edim. Payg'ambarimiz alayhissalom hadisda aytadilarki, jumaga ham juda qattiq hasad qiladilar. Chunki juma ularga ham bayram qilinadi, tark qildi ular. Ammo biz qabul qildik, alhamdulillah. Keyin rivoyatlarda har xil keladi. Ba'zi rivoyatlarda saf keladi. Bizning namozdagi saflarimizga qattiq hasad qiladilar. Ular ham bizga o'xshab saf turib namoz o'qishlikka va bizga o'xshab saf turib jihad qilishlikka amr qilinishdi, lekin isyon qildi. Ba'zi rivoyatlarda amin keladi. Fotiha surasi o'qilgandan keyin valadollin deganda amin deyishligimizga yahudiylar nihoyatda hasad qilishadi. Chunki ular ham ibodatlarida amin deyishar edi, hozir ham aytishadi-yu, namozda aytishmaydi. Namozda tap qildi o'zi ular. Lekin ibodatxonalarga to'planganda yahud nasroniylarni ibodatlarni bir internetdan bir tekshiringlar. Amin deydi ular. Amin kalimasi bor ularda. Lekin
Şeriat gösterdikendek amal kıma yaptı. O mesele deyem. Hani kıblası var şeriat gösterdiken deyemez. Bayrağı var şeriat gösterdiken deyemez. Safları var şeriat gösterdiken deyemez. Ama biz iki hemmesi Allah ve Resulü gösterdikendek. Allah razı buygen, Allah yaxşı görgen, Allah kabul kıygen halette amal kılıyemiz. Şunun için biz ümmetlerin en yaxşısı bulduk. Yani her kendi halette itaat kılıçlayabilen insan ümmetlerden en afzalı buluyordu. Başkalardan derecesi götürülüyordu. Şimdi bizi Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini en afzal ümmet buluşluğunu bir gayesi var. Yani hani kabul kılıp itaat kılıp sahabı geldiğimiz bir katta nimet. En afzal ümmet bu geldiğimiz yani ikinci nimet. Üçüncü nimet kütü yaptı bizi. لِتَكُونُ شُهَدَا عَلَى النَّاسِ Sizler insanlarga güvah buluşları için. Ve Resulullah sizlerge güvah buluşları için. Bu ümmet dünyada ve ahirette bütün insanlarga güvahdır. Sizi biz bütün insanlarga güvahımız dünyada. Ahirette güvahımız. Yani bu cüdekette nimet bu. Ve bilesin mi? Güvah kim buladı? Güvah en afzal insanlar buladı. Her kim güvah bu muydu? Her kim de gelip kabul kılın mıydı? Allah sizi güvah kılıyor. Ve de وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا Ve Resul hem sizlere şahit buluştuk için diye. Ve bizge ise Peygamberimiz güvah buladı. Peygamberimiz Aleyhisselam sahih hadiste dediler ki kıyamet gününde Allah Teala Nuh çakırdı. Ey Nuh sen kavmini davet kıldın mı? Hal bellağda yetkizdin mi? Sen Nuh'a dedi ki elbette yetkizdim, davet kıldım dedi. Şimdi Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın kavmini çakırdı. Sizler ne amel kılmadılar? Ne küfür, şirk getirdiler, isyan kıldılar? Sevulat dedi ki bizim haberimiz yok dedi. Sizler Nuh yetkizmedi mi, davet kılmadı mı? Yok, aitkeni yok. Yetkizgeni yok, aitse biz amel kılardık dedi. Hani Nuh Aleyhisselam yalancıya çıkartışladı. Aitkeni yok dedi, aitkenden biz kılardık dedi, bilmem biz dedi. Ki Allah Teala Nuh Aleyhisselam'dan soruyordu, ey Nuh, sen bunlarda davet kıyandıkınca güvahın var mı dedi. Şimdi Nuh Aleyhisselam dedi ki, var dedi. Muhammed Aleyhisselam ve onun ümmeti dedi. Şimdi Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden soruyordu. Sizler güvah bulasılarımız ise Peygamberimizin ümmeti, cüdekatte ümmet ki bu. Cüdekatte millet, halayık, hamesi bir söz ne dedi ki biz güvahımız Nuh davet kıldı yetkizdi dedi. Sizler kayıttan bildiler bunu. Kördüler izmi. Eşittiler izmi. Biz körgenimiz yok. Bizge Muhammed Aleyhisselam aitti. Muhammed Aleyhisselam bizge güvah buladı. Resulullah dedi ki men yetkizdim bunlar geldiydi. Hani? Peygamberlerge güvah buluyapız. Hani? Bütün ümmetge güvah buluyapız. Bütün insaniyetge güvah buluyapız. Bu cüde katta nimet bu. Bazı hadislerde Peygamberimiz Aleyhisselam etediler. Kıyamet gününde benim ümmetim ve ben başka bir makamda bulamız. Bütün ümmetler bizi arzu kıladı. Bütün ümmet Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini arzu kıladı. Kaşkıydı bizden bunlardan bu yanımızda. Kaniydi bizden bunlardan bu yanımızda dedi. Azı kafirler Müslümanlardan nefret kılı yaptı. Ama zoku günsüz açıgı kıladı. İslam'da kabul günsüz gazabı kıladı. Kıyamet günde kan yığılıyordu bunlar. Kaniydi bizden şu cemaatta bize, kaniydi bizden şu ladişi de bize, kaniydi bizden Muhammed Aleyhisselam'ın ümmet bize dedi ama keç boyan bunlar. Ve şu ayetinin tefsirinde İbn-i Kesir başka hadislerde hem kilitlediler ki bir günü bir cenaze öttü, sahabalar etti ki bu yakşı insanıdı, maşallah, hemen faydası tigarıdı. Dişiyordu Peygamberimiz Aleyhisselam vacibet dediler, vacib bu dediler. Keyin yana bir cenaze öttü, bir ölükti götürüp öttüler. Sahabalar etti ki bu inhata yaman insanıdı, hemen zararı tigarıdı. Peygamberimiz Aleyhisselam vacibet dediler. Vacib oldu dediler. Hadis kitaplarda okudularız. Şunda sahabeler dedi ki ya Resulullah aldığınızı yiyen vacib oldu dediniz. Bunuzu yiyen vacib oldu dediniz. Ne mi vacib oldu? Dediler ki birincisiye cennet vacib oldu. İkincisiye cehennem vacib oldu.
Çünkü birincisini yaxşılığa sizler güvahlik verdiniz. Yaxşı insanı da hammaga faydası tegerdi diyordunuz. Sizlerde güvahlikleriniz kabul kılınıp cennet vacip olduğunu. İkincisi doğrusu sizler yaman güvahlik verdiniz. Yaman insanı da hammaga zarar verdi dediniz. Sizlerde güvahlikleriniz bilen o cehennemi buldunuz. Sizler yeryüzüde Allah Ta'ala'nın güvahları sizler dediler. Garip. Allah Ta'ala bizge şünçelik kette bir dereceni belirgen, makamını belirgen. Mesela bir hükümet, kudretli bir hükümet tarafından teftişçi ise, müfettiş ise, tekşir ucu, defter kalemini kütarıp, hem yolu tekşir yaptı, sizi hem tekşir yaptı, hem tarafı kare yaptı, hem yolu yüzü tekşir yaptı. İtiraz kılarlasın mı? Dari o yüzü toğullar, etrafları toğullar şikayet kılarsın. Belki tekşir ucu, Barbet adı hükümet kesizi doğrusu Allah Teala sizi tekşirucu kılı yaptı, sizi şahit kılı yaptı, güvah kılı yaptı. Şunun için biz uzumuzu dinimizde mahkem türelik, boşaşmayelik. Kafirlerin mukabilinde zayıflaşıp kalmayelik. Biz Allah tarafından güvah hekeliğimizi bilelik de davet kılelik, adamlara geldiğimiz ki kabul kılmasalarız, biz güvahımız biz. Kabul kıma geldiğimizi bana biz görüyoruz. Kıyamette yetemiz Rabbimizge. Biz yolumuzda devam et oramız. Biz müstahkem buluştukimiz gerek. Şimdi bu sefer ki kafirler tahsillenmedi bizden. Ve Resulullah ise bizge güvah buladı. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam Belliğu anni velev ayeten. Bir ayet bu sefer meni tarafından yetkizilerdi büyürgenler. Kıyamette o kişi bizge şahit buladı. Bizi en mükemmel talim terbiye bilen Peygamberimiz Aleyhisselam terbiye kıldılar. En mükemmel ilim, en mükemmel amellerde ürgettiler. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا Sen evvel bugün kıbleyini biz kımadık. Bu ayet neyim tafsirde her hal kavullar var. Hazreti'den maksat Bağdat'ta ki Beytül Mukaddes. Aldın seni biz Beytül Mukaddes'ki yüzlendirdik, Kiyin Kabe yüzlendirdik. Bir tafsir kıladı bazıları. Bazıları dedi ki, ikinci kıble. Seni hazır bugün. Hazır bugün, yani hazır yüzlenip durgen kıbleyini kıble kımadık. Diğer manada. Hazır ki Kabe'ni, Kabe'ni seninle hazır kıble kıldık. Şu kıble kırgenliğimizin sebebi, fakat yine, lina aleme men yettebi'ur rasul. Resulüge ergeç edilen kişilerde bilip alışlıgımız halas. Başka dersemez. Yani Allah Teala korkutu yaptı. Ey insanlar, sizler itiraz kılıyapsılar mı? Biz zaten şu itiraz kılıyanlarda biliş için kıldık. Hani kim itiraz kılarken? Karşı çıkıyapsılar mı? Karşı çıkıyanlarda bilelik. Yani bildirelikti. Biz bilemez. Allah bile de hemen sana. Lekin silergen bildirip koyelik. Uzun bilesler imtihanda malum buladı. Mesela talebeler kim okuyan kim okumayan imtihanda malum buladı. İmtihan bu mekanda hem de beraber. Hem de deste var hem de alim deyip bu tür oladı. Ama hem de alim körünü yaptırganlarında bazılarında bitti harif aşıkça. Z var başıda. Z buladı ki impülüs alim buladı. Bazılar. Her ki her alim gününe alim bu miydi? Bazıları başına pülüs zekip kaladı. Bu imtihanda malum buladı. Eğer İslam şundik tinç gine kita olsa bir hıl bulup bunda bilinmiyor kala sahabelerde içindeki imanı zayıflar kalbide merazı varlar münafıklar bilinmiyor kaladı. Şunun için Allah Teala bazen küçük daha bazen kettara imtihanlarda kaladı. Böyle imtihan kılıyor. Hani kimin? Kimi ikin peygamberi yer geçerdiğin her kendi halatı itaat kıladığın ve arkası yer geçerdiğinler kim? Bilinsin. Yani Allah'ın sünneti bu. Ve bu nesil peygamberinin zamanıya hasmaz. Bütün zamanlarda var. Bizi zamanımızda hep şimdi. Siz dinge hizmet kılamendiyseniz Allah Teala sizi imtihan kıladı. Başınıza bazı musibetler geldi, belalar geldi, kıyıncılıklar geldi. Allah Teala sizi kıynamak için sizi sinemak çıkan istikamet kıladım ikin, sabır kıladım ikin.
Ya şu imtihan şu beladan şu afetten musibetten tahsillenin beni yolumu terk kıvaradım ikin. Cemaatı terk kıladım ikin. Dini hizmetleri terk kıladım ikin. Ya kımaydı mı? Dip. Sizi imtihan kılı yaptı. Ve o sizi kimliğinizi o sizi bildirip koyu yaptı Allah-u Teala. Bana Resulge yaşadığın kişilerin bilinçliğimiz için de yaptı. Ve bilinçlik meselesini ettik. Allah-u Teala her neseni biledi. Yer asman bütün kainatları diğer açıdan aldın. 50 bin yıl aldın. Kalemge emir kıyken, levhul mahfuzge yazılgen. Yani, kendi kılıp bilmesin ki. Hemen eseni biledi Allah-u Teala. Allah'ın ilmi nihayette mükemmeldir. Kette küçük hemesini biledi. Lekin bizge bildiriyordu Allah-u Teala. Özümüzü bana hüccet kayın kılıyordu. Bütün kainat görüp durdu. Kıyamet günü de yer asmalara bizge güvah buladı. Seni şunu diye ki yani yenge biz güvahımız deyiz. Biz gördük deyiz. Cesedimiz güvah buladı. Kolumuz etedi. Biz ziddimizge, zararımızge güvahlık veredi eğer Allah ve Resulü'nün yolunu terk isek. Mimmen yenqalibu ala qibeyhi bana iki tavanıge yani arkasıge burulup gidediyenler de içiden deyiz. Küfür arkada kalıyordu. Küfür dedi insanlar, küfür de teşebb, İslam'da kabul kılıçtı, İslam'da yürgendi. Şimdi Resulullah'ın ittibasını terk kılıçlığı bilen insan hani arkaya ketip kalıyordu. Resulullah'ın eriyeşliğinin fazileti ve ehemmiyeti sabit bölüyordu. Hani? Allah Teala insanlar dikiye bölüyordu. Men yettebi'ir Resul, birincisi Resul'ü eriyeşliğinler, ikincisi yenqalibu ala qibeyhi arkasıya kayıtıp getirdiyenler. Demek insan kançalik Resulullah'a yeri geçmese Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sünnetlerine uzaklaşsa şunçalik o arkaya kayıtıp getirdi o. Şunçalik uzaklaşıyordu. Şunun için sünnetlerine mahkem bulelik ve Peygamberine mahkem ittibak edelik. Arkaya kayıtçılık yani küfürge, cehaletge, zalaletge kayıtçılıktır. Asfala safilinge geçişliktir. Cehennemnin en tayyiye karab geçişliktir. Ve inkânet lekebîraten. Bunu basralikler ve köpçülü müfessirler inni muhaffefe deyişed. Elbette o kıblanı meselesi elbette ki kattadır. Katta mesele o. Kiçkine meselemez. Hakikatten katta. Kafirler o deyiş yaptı. Bu nime gap diye şey yaptı. Bu cüze katta meseleydi. Katta mesele. Biz kiçkine mesele değil mi yaptız? Katta mesele, katta imtihan. Kattalığını o zimbili yapsan, nime ki yıkıl yapsan sen? Yıkılma. Kabul kıl ki, şu katta meselede katta sevap hasıl kılasan. Elbette o kattadır. Fakat in, tehkit, lekabir atındaki lamem tehkit. Elbette o, elbette katta dedi yaptı Allah Teala. Ağırdır. Her kim kötüler miydi onu? İlla alellezine hadallahu. Lekin Allah hidayet kıyan kişilerge o ağırmaz, o ağır kemiydi. Mumunge hemense yengil bulurad. Peygamberimiz aleyhisselam hadiste etkenlendik. Mumunun işige acab teaccüb kılasan, hayran kılasan. Bunu bütün işler yakşı. Yakşilik kese, nimet kese, şükür kıladı, sevap buladı. Musibet kese, yamanlık kese, sabır kıladı, yana sevap buladı. Mumun kişi hiç kaçan zarar kımaydı. Daim fayda kör uğradı. Hani Allah hidayet kıyan kişilerine bu ağırmaz. Kur'an'ın ayetleri, ilmini, delillerini küçülülüğüne karayın. Bunlar itiraz kılışı oldu, kanca delillerle rad kılıyordu. Ular ki ağır geldi, adeşken ular. Kabul kılışan mı yaptı? Adeşken, hidayette mahrum buldular. Peki Muhammed Aleyhisselam ve onun sahabeleri ise Allah'a katta buysundular. Peygamberimiz Aleyhisselam uzlarının meçitleri de bazı rivayetlere göre peşin namazını, bazı rivayetlere göre asır namazını birinci bölüm Kabe'ye karab okudular. Bazı hadislerde peşin deyildi, köpü hadislerde asır deyildi. Keyin çetroqdagi masjidlarga haber yetmay qoldi. Sahobalar aytadiki, payg'ambarimizdan bomdodda o'qidik. Keyin bordik o'sha masjidga borsak, sahobalar namoz o'qiyapti degan ekan.
Ular namozlariga da biz aytdikki Alloh taolo qiblani masalasini o'zgartirdi. Qibla Ka'baga o'zgardi. Biz Rasululloh bilan Ka'baga qarab namoz o'qidik deganda sahobalar namozning ichidaligida burildilar. Ayollar orqada edi, ol tarafga o'tdi, erkaklar orqa tarafga o'tdilar. Madinada shuning uchun Masjid-i Qiblatayn var. İki kıble masjidi. Yani sahabeler bir masjidde iki tarafı yakalan namaz okuyor. Namaz değil işte. Sahabelerinin kançalı bir hidayetke sazavar bu genliğini görüyorsunuz. Alellezine hedallah. Allah hidayetli gençleri yakıyılmaz bu. Namaz işi de birlik ediyordu. Yani. Hiç ölengeni yok. Sahabeler şu derecede sussuz itaat kıladığı kişilerdi. Biz Allah ve Resulü'ye bana şu derecede itaat kılıştığımız gerek. Hiç oylamazdığımız gerek. Nihat ki kıble uzgarıp gitse ya demezdığımız gerek. Namaz dışından mısınız? Kıble arka tarafta ise davra aylanıp git oruçluk gerek. Sahabalarda şu amalada bana bütün mezheplerde, bütün ahli sünnede mesele var, fatva var ki bir gene yerdesiz, kıblenin kaydalıyken bilmediniz, iştihat kıldınız, bir tarafa kadar namaz okuyabiz. Namaz dışında fikiriz, bürüldü ettiniz ki ya bu on tarafta buluş gerek kıble. Ha, o tarafta siz o tarafa burulup devam ettir orası. Namazı büzülmeyedi. Belki eğer burulmasayız namazı büzülerdi. Müşterakke başlayıp koydum kendi nema basa bulsun diyemeyiz. Namazı işte fikiriz. Başka tarafa burulsa o tarafa karar oku orası. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِعَ اِيمَانَكُمْ Allah Teala sizlerinin imanınızı zayi kıladırken bu nedir? İmama mı ötken de? Yürü kete oradı. Yo, yaşlı saval. Mesela elbette bu ayetlerde kilitlerde meselelerde meseleler ki o. Lekim hemen de bayan kımayıp ben zükür yapsa kanca muhtasar kılıçı hareket kısırken dersimiz uzun buluyordu. Zorla yarım sayfa okuval yapmış. Mekub meselelerini kiyinge kaldır yap ben. Kiyin uzun onda etemizdi. Şimdi bu kişinin savalı Hazı hayran böyle yaptırganlığın sebebi şu ki imam, sahabeler Beytül Mukaddes'e kadar namaz oku yaptırdı. Namaz işi dedi. Başka sahabeyi yaptırıp Resulullah bilen biz Kabe'ye kadar namaz oku dedi genlerken onlar aylandı diye yaptı. Me ettim erkekler bu taraf götü, hatunlar bu taraf götü. İmam. İmamçı. İmamam aylandı. Ama bunu biz tasavvur kılışımız kıyın böyle yaptırganlığın sebebi değil mi? Bunun sebebi şu ki Bu meseleler aslında da fiqh ilimlerinde ve hadis ilimlerinde aytilgan. Bizga mullalarimiz namoz o'qiydigan odamni qoziqqa o'xshatib tushuntirgan. Namoz o'qiyap turgan odam qoziqqa o'xshagan bo'lishi kerak. Qozida hali boshidan boltadan urib sanchib qo'yganingizdek u qimillamaslik kerak-ku. Namoz o'qiyap turgan odamni deb qo'ldan tortsangiz qiyshaveradi, oyog'i qimillamaydi. Xuddi oyog'idan yopishtirilgandek. Qimillamaslik kerak. Qaysi tarafga qishatsangiz qishab ketaveradi. Ammo qimillamaslik kerak. Sal qimillab ketsa, oyoq ko'tarilib ketsa namoz buzilib ketadi. Shunday tushuntirganligi uchun biz bu masalani tasavvur qila olmaymiz. Ammo unday emas. Ba'zan namoz ichida yursiz bo'laveradi. Ba'zan namoz ichida ursiz ham bo'laveradi. Ba'zan namoz ichida o'ldirsiz ham bo'laveradi. Ba'zan namoz ichida eshikni ochib qo'ysiz ham bo'laveradi. Bazen namaz dışında atizi tartışırken bulurdu. Hani bu boyan nasıl olur? Bazen namaz dışında tepeden peske tutsayız, pesten tepeye çıksızken bulurdu. Bazen namaz dışında balayızı kötersiz, eki peske çürüp kötersizken bulurdu. Hani? Bunlar bulurdu ya nasıl olur? Bazen namaz dışında aldı safki yürüp, bazen arka safki yürüsüzken bulurdu. Bunlar da yani Bizim mülleler çüntürgen değilmez. Namaz okuyken de kazıkka hoşap sençelip kagen. Ne olursa olsun ben şedde başladım, şedde bitiremen. Ölsem ölemen ki kımırlamayım ben diyen gap yok. Bizim mülleler dindi bunu ne doğru çüntürerdi. Namaz dışı da bazı haletlerde yürse bulurardı. Ben mesela namaz okuyarsın bir adam aldığınızda ötü yaptı. Peygamberimiz aleyhisselam fel yukatil cenksin dediler. Urus siz buladı namazı büzülmeyedi. Elbette gapirmeyesiniz. Ya ki mesela ilan çayın göğsüyken zarlasalar ki hangilerde öldürsüz bulurardı.
Aşça yani gapirmasdan, bekatcha gaplarni gapirmasdan o'ldirasiz, namozni o'qirasiz. Bir sahobiy sahroda namoz o'qiyap turdi. Sahroda hech kim yo'q. Namozimga zarar qiladi, otini qo'yib yuborsa, ot qochib ketadi-ku. Shuning uchun otni ipini qo'liga bog'ladi. Namoz o'qiyapti. Sahro bo'lganligi uchun hayvon ham qo'rqyapti. Ovoz keldi, ot cho'chidi, hurkdi. Qochdi keyin. Sahobi otni tortyapti. Ham namoz o'qiyapti, ham tortyapti otni. Qarang. Siz otga qoziq deb tura olmaysiz-ku. Sahobani tortib ketdi ot. Necha qadam yurib ketdi. Ammo otni tortganligi uchun ot ya'ni bir narsaga qattiq qo'rqadigan bo'lsa, insonni tortib ketadi. Lekin yani egasi uni tortib ushlab turgandan otam biroz jasoratlandi. Ha, demak, qo'rqmaydigan narsa ekan. To'xtadi ot, sahoba namozini davom ettiryapti. Ko'rdingmi? Payg'ambarimiz arasidan bir kuni uylarda namoz o'qiyapti o'zlar. Darvoza taqilladi. Ichkarida hech kim yo'q, ichkaridan berkilgan edi. Namoz ichida 3 qadam yurdilar, eshikni ochdilar, 3 qadam orqaga qaytib namozni o'qirdilar. Shunga o'xshagan misollar ko'p juda. Mana buni bilsak, sahobalarda aylanganini tushunaveramiz. Sahobalar shu hadislardek bemalol yoqqa buyoqqa o'tib ketishavergan. Ammo bizga noto'g'ri tushunilgan namoz, namozxon qoziqqa o'xshaydi. Degani uchun qanday bo'ladi? Mumkin emas deymiz biz. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِيمَانَكُمْ Allah Teala sizlerinin imaninizini zayi kıladigan. Bu maddenin ikide tafsiri var. Bir tanesi zahiri tafsiri ki, yani hiç nesliye kayıt kılmazdan Allah sizlerde imanlarınızı zayi kılmaydı. Yani sizler şimdi halette hem iman getirip Yahud nasrallar shuncha fitna qilsa ham, munofiqlar fitna qilsa ham, ba'zi insonlar murtad bo'lib ketsa ham sizlar iymon keltiryapsizlar. Alloh taolo iymonlaringizni zoya qilmaydi, uni savobini beradi Alloh taolo. Sizlar iymonlaringiz mustahkam bo'lsa, uni ajrini kamaytirmaydi Alloh taolo. Iymonga, iymonimizni baquvvat bo'lishiga Alloh taolo targ'ib beryapti. Bu bitta tafsir bu. Bu zohiriy tafsiri bu. Tushunyapsizlarmi? Yani iymonni taqozo qiladi ki bu narsalar. Har qanday holatda Allohga itoat qilishlik baquvvat iymonni taqozo qiladi. Shuning uchun Alloh aytayaptiki, sizlar iymondor bo'laveringlar, iymonga mahkam bo'laveringlar. Alloh taolo iymonlaringizni zoya qilmaydi. Savobsiz ajrsiz qo'ymaydi yoki ajrlaringizni kamaytirib qo'ymaydi. Mukammal qilib beradi. Bu bitta tafsir, ikkinchisi esa Suyutini aytganidek va bu ikkala tafsir tafsirlarda ko'pida kelgan. İkincisi esa hadisdan keladigan tafsir. U xos tafsir bo'ladi u. Yuqorida aytganimdek, qiblani masalasi o'zgarganda kofirlar, munofiqlar, din dushmanlari fitna qilishyapti. Oldiniga bu masalani inkor qilishga harakat qilishdi, inkor qilishmadi. Qaradiki, sahobalar mahkam turdi, iymonlari mustahkam. Keyin boshqa tarafdan xuddi bir g'amxo'rdek. Ha, tamom qiblani o'zgarishini tushundik-da, ammo qibla Ka'baga o'zgarishdan oldin o'lib ketgan birodarlaringiz bor edi. Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qigan. Ularning holati nima bo'ladi? Ularning namozi nima bo'ladi endi? Ularning namozi bekarmi, botil bo'ldimi deb fitna qildi ular. Shunda Alloh taolo bu oyatni nozil qildiki, Alloh taolo sizlarning iymoningizni zoya qiladigan bo'ladi. Alloh taolo iymoningizni zoya qilmaydi. Endi bu yerda yana bir masala gap chiqadiki, iymon deb Alloh taolo namozda qasd qilyapti. Tushundingizmi? Namoz kalimasini o'rniga iymonni keltiryapti. Shundan ulamolar aytadiki, demak, solih amallar iymondandir. Namozda Alloh taolo iymon deyapti. Solatakum deyishni o'rniga imanakum deyapti. Solih amallar, yaxshi amallar iymondandir. Payg'ambarimiz rasululloh iymonni bir daraxtga o'xshatadilar-ku. Uning badani asosi la ilaha illalloh bo'lsa, boshqa amallar uning shoxlaridir. Qarang, bir-biriga bog'liq bo'lgan narsa. Va xususan namoz bilasizlar, iymonning eng katta muhim masalasidir. Shuning uchun ba'zi olimlar namozni tark qilganda iymonsiz kofir murtad deydi ba'zi olimlar. Jumhur esa
nankör, qattiq günahkar, fasiq, eng katta zolim deydi. Murtad demaydi. Alloh taolo ularni namozini bekor qilmaydi. O'qigan namozlari bekor bo'lmaydi, chunki ular Allohning buyrug'iga ko'ra qildi. Allohning buyrug'iga ko'ra namoz o'qishgan edi. Allohning buyrug'iga ko'ra harakat qilishdi. Bu yerda yana bitta masala kelib chiqadi. Agar diqqat qilgan bo'lsalaringiz, men aytdimki, payg'ambarimiz bilan Ka'baga qarab asrda namoz o'qidilar. U ikki qibla masjidining ahli esa bomdodda o'zgardi. Demak, asr, shom, xufton. Uchta namoz payg'ambarimizdan birgalikda Ka'baga qarab o'qilyapti. Atrofdagi sahobalar esa Baytul Muqaddasga qarab o'qiyapti. Qarang, uchta namoz. Hukm o'zgargan edi. Payg'ambarimiz alayhissalom buni eshitib, shu uchta namozlarni qaytarib o'qinglar demadilar. Bundan ma'lum bo'lyaptiki, jaholat ma'zuratdir. Bir inson dinini mukammal o'rganishga harakat qiladi, lekin ba'zi narsalar shu harakat qilgan holatda bilmagan bo'lsa, bilmagan narsasiga gunohkor bo'lmaydi. Mana sahobalar endi Ka'baga qarab namoz o'qishi farz bo'ldi, oyat nozil bo'ldi. Muhammad alayhissalom va yonidagi sahobalar amal qildi. Lekin uzoqdagi masjiddagi sahobalarda xabari yo'q. Hali ham Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qiyapti. Ularga gunoh yo'q va namozlari qabul bo'lyapti. Qarang. Mana munofiqlarga biz aytamizki, sizlar oldin o'tib ketganlarni Baytul Muqaddasga bo'lgan namozini fitna qilmoqchisizlar. Tirik bo'lgan payg'ambarimiz alayhisalomga qiblani masalasi o'zgargandan keyin ham Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qiganlarning namozi qabul bo'ldi-ku. Bunga nima deysizlar? Siz islomda nima deb o'ylayapsizlar? Islom nihoyatda mukammal deng. Nihoyatda mukammal. Hech qanday e'tiroz qila olmaysizlar. Sizlarning aqllaringizga kelmaydigan darajada mukammal. Va butun masalalarda shunday. Shuning uchun ulamolar aytadi, masalan, bir Yaponiya yoki Xitoyning zich kofirlarining ichida bir yigit internetdan masalan islomni o'rgandi. Yoki masalan Alloh taolo boshqa bir yo'l bilan uni islomga da'vat, islomga hidoyat qildi, iymon keltirdi, la ilaha illallohu Muhammadur Rasulloh dedi. Lekin namoz, ro'zani, farzligini bilmasa. Shu yigit bir yildan keyin namozni o'rgansa, bir yillik namozni qazosi lozim bo'lmaydi unga. Chunki bilmadi-da. Tushundingizmi? Bilib turib o'qimasa, unda qazo lozim bo'ladi. Qarang, bilmagandan keyin kechiradi Alloh taolo uni. Agar o'zi bepavolik qiladigan bo'lsa, unda masalasi og'ir. Ilm talab qilmaganligi uchun Alloh taolo unga keyin qattiq muomala qilishi mumkin. Inna Alloha bin-nasi la-raufur rahim. Albatta Alloh taolo insonlarga rauf, shafqatlidir, mehribondir. Hech qachon Alloh taolo insonlarga zulm qilmaydi, yomonlik qilmaydi. Qarang, bu yerda binnas deb, nas deb mutlaq aytyapti. Alloh taolo butun insonlarga yaxshi, eng mukammal ne'matlarni berishni xohlaydi-yu, lekin insonlarni ko'pchiligi qabul qilmayapti. Yahud nasroniylarga, munofiqlarga o'xshab. Faqatgina Allohning hidoyatiga musharraf bo'lgan kishilargina bu ne'matlarga sazovor bo'lishyapti. Lekin aslida Alloh taolo nihoyatda mehribon zotdir. Allohning marhamati nihoyatda buyukdir. Hech kimni xorlashtirib rasvo qilishni xohlamaydi. Alloh subhanahu va taolo bizni va dunyodagi butun mu'minlarni sahobalardek mukammal insonlar bo'lishligimizni nasib qilsin.